Merhabalar. Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük bir heyecanla, coşkuyla ve şevkle hazırlandığımız bugünlerde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Aybi Odyoloji'de Türkiye Yüzyılı Gençler Geleceğe Sesleniyor isimli söyleşi programına hoş geldiniz. Profesör Doktor Banu Müjdeci ve Doçent Doktor Şule Çekiç'in moderatörlüğünü yapacağı bu programda farklı alanlarda sosyal, kültürel, sportif aktiviteleri yürüten ve farklı yetenekleri olan Aybi Odyoloji bölümünün mezun öğrencilerini ağırlayacağız. Şimdi moderatörlerimizden Sayın Profesör Doktor Banu Müjdeci'yi davet ediyorum ve sözü kendisine veriyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugünlerde Aybi Odyoloji bölümü öğrencileri ve şu an meslektaşım olan mezunlarımızla bir arada bu etkinliğe yakışır bir söyleşi programında bir arada olmaktan onur duyuyorum. Bu etkinlik kapsamında neden öğrencilerimiz ve mezunlarımızla bir arada olmak istedik? Onu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözüyle anlatmak istiyorum. Kendisi demiş ki, "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz." Cumhuriyetimizi yükseltecek ve sürdürecek olan gençlerimiz aynı zamanda odyolojide İleriye yönelik çok güzel, geleceğe yönelik çok güzel mesajlar verecekler bugün. Bu söyleşi için sabırsızlanıyorum ve kendilerine ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Aybi çatısı altında yeniden bizlerle birlikte oldukları için. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi diğer moderatör hocamız Sayın Doçent Doktor Şule Çekiç'i davet ediyorum ve sözü kendisine veriyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de bugün burada çok değerli mezun ve öğrencilerimizle bir arada olmaktan, Türkiye yüzyılında böylesine özel bir etkinlikle bir arada olmaktan sizlerle büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Ben bu programın organizasyonunda çok büyük emekle, fedakarlıklarla çaba gösteren, birlikte hazırlamaktan onur duydum. Profesör Doktor Banu Müjdeci hocamıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Sayın hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi programımıza Aybi Odyoloji 2023 yılı mezunu Hatice Sude Öner'in müzik dinleti performansını izleyerek başlıyoruz. Söz sende Sude. Olur da düşersem hilal uğruna, bağrına taş bastalım yine. Şehitlik atamdan yadigar bana, ağıtlar yakmana. Olur da düşersem hilal uğruna, bağrına taş bastalım yine. Şehitlik atamdan yadigar bana, ağıtlar yakmana. Vatan olur mu bu dağdan, bu taştan, koynunda yoksa yatan? Vatan olur mu bu dağdan, bu taştan, koynunda yoksa yatan? Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa, vurgunuz bir aylı yıldızı. Bir ölürüz bin doğarız, sen tasalanma, el değmesin yurduna. Vatan olur mu bu dağdan, bu taştan, koynunda yoksa yatan? Vatan olur mu bu dağdan, bu taştan, koynunda yoksa yatan, koynunda yoksa yatan.
İstanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, now it's Turkish delight on a moonlit night. Every girl in Constantinople is in Istanbul, not Constantinople. So if you're a date in Constantinople, she will be there in the Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they change it, I can't say. People just like it better than me. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Evet. Suudi'ye çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir performanstı gerçekten. Evet, şimdi söyleşimize başlıyoruz. Sözü moderatör hocalarıma, IB Audioloji mezunu ve öğrencilerine bırakıyorum. Teşekkürler. Ben Aleyna Gemici ile başlamak istiyorum. Aleyna 3. sınıf öğrencimiz. Aleyna'ya özel bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu projeden ona bahsettiğimizde kendisini işaret dili konusunda yeterli olduğu için buraya davet etmek istediğimizde bunu çevirir misin bu toplantıyı dediğimizde o kadar içtenlikle kabul etti ki ve şu an işitme engelli bireyler için bir çeviri gerçekleştiriyor. Kendisine özel teşekkürümü sunmak istiyorum. Kısaca Aleyna'dan bahsedeyim. 3 yıldır aktif olarak işaret dili alanında eğitimler veriyor. Marmara Üniversitesi ve Türk Kızılay ile ortak eğitimler düzenliyorlar. Aleyna'ya ben bir soru yöneltmek istiyorum. Yani birkaç soru olabilir ama hepsini bir arada cevaplamasını isteyeceğim. Aleyna, işaret dilinin aslında odyoloji alanında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İşitme engelli bireylerle çalışıyoruz ve gerçekten mesleki anlamda çok önemli. Peki bu konuda yeterliliğinin hayatına etkisi oluyor mu? Yani mesleki hayatın dışında özel hayatına. Bir de odyoloji bölümü öğrencileri lisans eğitimleri sırasında işaret dili dersi alıyorlar. Bunun yanı sıra işaret dili alanında eğitimlerini arttırmak için onlara önerilerin olabilir mi? Bu konuda görüşlerini alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Büyük ölçüde toplumsal farkındalığımı arttırdım. Ben işaret dili eğitimimden sonra algılarım işitme engellilere yöneldi. Çevremde ve ülkemizde sayılarının ne kadar fazla olduğunu gördüm. İşitme engellilerin hayatlarındaki gerçek engel, işitme engelli olmayan insanların işaret dili bilmemesinden kaynaklanıyor. Aslında en basit gündelik işlerimi yaparken de böyle bir problemle, iletişim sorunuyla karşılaştığımda rahatlıkla çözüp tercüme edebiliyorum. Ama daha fazla insanın işaret dili öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki tüm diller gibi işaret dili de kullanılmadığında unutulabilecek bir dil. Bu nedenle odyoloji bölümü öğrencilerinin lisansta öğrendikleri işaret dilinin yanı sıra kendilerini geliştirebilmek için okudukları kitapları, izledikleri videoları tercüme etmeye çalışmalarını öneririm. Onların da kültürel kimliklerini ifade edebilme hakları var. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel mesajların oldu. Evet, ben de Hatice Sude ile devam etmek istiyorum. Bugünümüzün starlarından birisi de Hatice Sude. Hem gitaristlik hem de solistlik yaptı bize ve programın sonunda bir kez daha onu dinleme şansı yakalayacağız. Kendisini gururla ve büyük bir mutlulukla, zevkle dinledik. Performans için öncelikle teşekkür etmek istiyorum ona. Hatice Sude müzikle ilgilenen bir ailede dünyaya geldi. 12 yaşında aktif müzikle uğraşmaya başladı ilkokul yıllarında. Lisede kendi müzik grubunda performanslar göstermeye başladı. Üniversitede de kulüplerde görev alarak
çok önemli performanslar sergiledi müzik anlamında. Gitar çalmaya akustik gitarla başladı. Sonra elektro akustik gitar ve bas gitar da ayrıca onun çalabildiği enstrümanlar arasına girdi. Hala sosyal platformlarda da performans sergilemeye devam ediyor. En başta söylemem gereken şeylerden birisi kendisi bizim 2003 Odyoloji bölümü mezunlarımızdan birisi, genç meslektaşlarımızdan birisi. Ve bu iki farklı disiplini bir arada başarıyla birleştirebilmiş gençlerimizden birisi. Şimdi benim ona bir sorum olacak. En temel merak ettiğim şeylerden birisi. Aktif müzikle uğraşan bir odyolog olarak zaman çizelgeni nasıl yaptın? Çünkü odyoloji eğitimi gerçekten çok yoğun, emek isteyen bir alan. Aynı zamanda müzikle uğraşmak da ciddi disiplin ve emek istiyor. Zaman çizelgeni nasıl ayarladın? Ayarlamaya devam ediyorsun. Müzikle ilgilenmek sana bugüne kadar neler kazandırdı ve sence gelecekte bir odyolog olarak neler kazandıracak? Teşekkür ediyorum. Zaman çizelgesi konusunda ben hiçbir zaman kötü bir şekilde müzikle uğraşmalıyım veya hafta sonu şu kadar zaman müzikle uğraşmalıyım diye kendimi sınırlamadım. Müzik benim için pasif olarak hayatımın her alanında vardı, her anında vardı. Ama aktif olarak sadece ilham geldiğinde müzikle uğraştım. İlham geldiğinde şarkı yazdım. Veya ilham geldiğinde ben bu şarkıyı kesinlikle sergilemeliyim dediğimde sadece o gün içinde 4-5 saat kadar vakit ayırdım. O da neden 4-5 saat? Çünkü her enstrümanla o şarkıyı en az 3 kere kaydettim. Ve sonrasında da yine kendim editledim bu yüzden. Onun dışında odyolojiyi kazandıktan sonra önceliğim her zaman odyoloji oldu. Sınavlarım, ödevlerim her zaman öncelikli oldu. Sadece mesela sınava giderken müzik dinledim. Zaman çizelgesi değil de ilhamla ilgiliydi. Bugüne kadar bana neler kattığı konusunda iletişim dilimi kuvvetlendirdi. Duygularımı daha rahat ifade etmeme sebep oldu. Gerçekten duygusal yani manevi anlamda bana çok güzel şeyler kattı. Maddi bir getirisi olmadı. Yeri geldi videomu 1000 kişi izledi, bazen 100 kişi izledi. Gelecekte neler getireceği konusunda emin değilim ama eğer belli bir kitleye ulaşırsam manevinin yanında maddi getirisi de olabilir. Ailemde bunun örnekleri var. Teşekkür ediyorum. İçten cevabın için çok teşekkür ediyoruz. Eminim yaşadığın deneyimler birçok gence de ilham olacak. Teşekkürler. Hülya Aykaç'la devam etmek istiyorum. Hülya da yine Çiçeği Burnu'nda meslektaşlarımızdan, 2023 mezunlarımızdan. Hülya'nın aslında üniversite yıllarında başlayan bir akustik buz pateni serüveni var. Hayalindeki bir spor. Biraz geç başlamış. Ben onun hikayesini dinlemek üzere aslında sorumlarımla birlikte ona bırakacağım sözü. Hülya sorum şu. Artistik buz pateni dengenin ağırlıkta olduğu bir spor. Tabii ki birçok bileşeni daha olduğunu düşünüyorum. Hani bildiğim kadarıyla denge ön planda. Odyoloji ve artistik buz patenini bir arada düşündüğümüzde öğrencilikte bu sana ne kattı? Onu merak ediyorum. Bir de tabii ki fiziksel bir spor olduğu için fiziksel katkılarının olduğu yadsınamaz artistik buz pateninin. Peki fiziksel katkıları dışında senin hayatına başka dokunuşlar yaptı mı? Merhabalar hocam. Benim artistik buz pateni serüvenim çok küçükken milli sporcuları kostümleri içerisinde görmemle başladı aslında. Ama buza ilk adımım ve dünya şampiyonu nazarıcı ve antrenörü tüm için öz bükücü ve ekibiyle tanışmam odyoloji lisansım döneminde oldu. Şu an bu sene ülkemize 5. kez şampiyonluk getiren nazarıcı ve ekibinden dersler almaya devam ediyorum. Kendisi 29 yaşında buz patenine başlayan bir sporcu olarak çok başarılı ve destekleyici. Ben de 22 yaşımda buza adım attığımda hali hazırda çok sağlıklı olmamam ve vestibüler alanda da kendime güvenmediğimden şüphelerim vardı. O sırada okulda vestibüler alanda kendi sistemini nasıl destekleyip geliştirebileceğimi öğrendim ve kendime vestibüler rehabilitasyon yapmaya başladım. Bu sayede artistik buz pateni gibi içerisinde birçok zor alan barındıran ve dengenin çok önemli olduğu sporlara geç yaşta başlayan insanlara vestibüler rehabilitasyonun en başından nasıl yardım olabileceğini ilk elden deneyimlemiş oldum.
Çeşitli ve kolaydan zora egzersizlerle vestibüler sistemimi ben spora hazırladım. Buz içi ve buz dışı antrenmanlarıma bu sayede devam ediyorum. Ben vestibüler sistemin önem arz ettiği her spor dalında odyologlardan destek alınması gerektiğine inanıyorum. Çünkü odyologlar işitme ve denge uzmanıdırlar. Kendi tecrübelerime dayanarak yapılması imkansız görülen ve atletik bir yapıya sahip olmadan da zor spor dallarında hayallerinin peşinden gitmek isteyen herkese yardımcı bir çözüm önerisi sunabildiği için Aybe Odyoloji aileme ve Nazarıcı ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca artistik buz pateninin insan hayatına şöyle bir dokunuşu olduğunu düşünüyorum. Buzda bir şeyle çok uzun emekler sonucunda başardığınızda ya da size dengenin ne kadar önemli olduğunu defalarca düşerek ve deneyerek buz size öğrettiğinde bunu hayatınıza da entegre edebiliyorsunuz. Ayrıca benim en sevdiğim detaylarından biri de düştüğünüzde kendinize kalkmayı ve bunu sadece yardım almadan tek başınıza yapabileceğini ilk dersten öğretiyor olması. O yüzden fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da insanı çok güçlendirdiğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Böyle benim de ufkumu açtın. Biz vestibüler rehabilitasyon derslerinde aslında hastalara yönelik size bilgi aktarırken sen bunu kendi üzerinde uygulayıp kendini spora hazırlamışsın ve odyologlar spora hazırlık aşamasında da varlar, olsunlar diyorsun. Benim için çok yeni bir mesaj ve bence çok değerli bir şey söylüyorsun. Umarım istihdam alanımız bu alanda da gelişir senin bu cümlelerin sayesinde. Teşekkürler. Birbirinden önemli, birbirinden güzel mesajları, öyküleri dinlemek gerçekten bizim hepimiz için de çok hem şaşırtıcı, hem gurur verici, hem mutluluk verici. Ben şimdi Özden El İmam ile devam etmek istiyorum. Özden bizim odyoloji lisans öğrencilerimizden, hala bizimle birlikte programımıza çok özverili, çok disiplinli, çok çalışkan ve aynı zamanda onu tanımlayıcı bir ifade yardımsever. Daha doğrusu yardım etkinliklerinin içerisinde aktif ve gururla görebileceğiniz isimlerden birisi. Onu ön plana çıkaran şeylerden birisi bu tanımlama. Ve şimdi tam ben de bununla ilgili ona bir soru sormak istiyorum. Sivil toplum kuruluşu gönüllüsü kendisi. Bazı projelerde zevkle öğrenci olmasına rağmen bazı sivil toplum kuruluşlarında gönüllülükle çalışmalarda yer aldı. Odyolojiyle ilgili çalışmalarda. Bu yüzden ona öncelikle odyoloji bölümü öğrencisiyken aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu gönüllüsü olmak neleri gerektiriyor? Ve bu bağlamda ne tür aktivitelerde sen yer aldın? Bize bunlardan bahseder misin? Bu aktiviteleri eğitim ve gelecek yaşamına nasıl etki edeceğini düşünüyorsun? Bu aktiviteler nasıl etki edecek? Bize onlardan bahseder misin? İlk başta odyolojide, yabancı uyruklu odyolojide yüksek lisans yapan bir ablamızın işitme kaybı çocuklarla yaptığı bir proje kapsamında o çocukların dilini iyi bildiğimiz için bizden yardım istemişti. Ben de gönüllü oldum o projede. Okul çağı çocukları işitme kaybı taramasında görev aldım ben. Oradaki çocukların sayısı çok fazla olduğu için yaklaşık 10 kez gittik tarama yapmaya. Şimdi biz taramayı derslerde görüyoruz ama gidip birebir bizim yapıyor olmamız tabii ki benim için çok eğiticiydi. Çocuklarla iletişim kurmak, taramayı kendim yapmak gerçekten çok güzel bir histi. Ayrıca başka üniversitelerden hocalarla tanışma fırsatım oldu. Çünkü onlar da o projede görev alıyorlardı. Şimdi gelecek yaşamama katkısı ise ben çok çekingen biriyim aslında. Oraya ilk gittiğimde çok korkuyordum. Ama çocukları ilk gördüğümde taramaya başladığım zaman bütün korkularımı yendim. Kendime olan güvenim arttı. Ve işitme taramasında bilgim arttığını hissediyorum. Ayrıca derslerde gördüğümüz bazı vakaları o çocuklarda görmek bana ekstra bir deneyim kattı gerçekten. Cevabın için çok teşekkür ederiz Özden. Ayrıca bu
çalışmaların içinde seni bir kez daha kutlamak istiyorum. Çünkü çok hızlı geçilebilecek konular. Üstelik ülkemizdeki yabancı uyruklu öğrencilerin, yabancı küçük öğrencilerin işitmesini taramasında görev almış olmak. Yani gerçekten insanlık adına, hümanizm boyutuyla gerçekten çok değerli. Ve biz de bu aktivitelerinden dolayı odontologlar olarak seninle gurur duyuyoruz. Teşekkürler. Ben Nurbanu Uçar'ı davet etmek istiyorum şimdi. Nurbanu bizim 2022 mezunlarımızdan. Onun hikayesi çok özel. Şimdi biraz uzun olabilir ama bu kadar uzun bir hikayeyi benim sunmamı hak ediyor. O nedenle ben hepsini anlatmak istiyorum burada. Nurbanu bu spora 8 yaşında Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü'nde başlamış. Bu kulüpte takım maçları, çift maçları, ferdi maçlarda birçok Türkiye derecesi elde etmiş ve 2015 yılında milli takıma girmiş. Polonya'da, Kıbrıs'ta ve Türkiye'de düzenlenen uluslararası maçlarda ülkemizi temsil etmiş. Şu anda Türkiye Ligi'nde masa tenisi oynamaya devam ediyor. Aynı zamanda ikinci kademe antrenörlük belgesine de sahip. Vaktim yettiğince çocuklara bu sporu öğretmekten zevk alıyorum diyor kendisi. Nurbanu, yine de sana sorum olacak. Bu kadar açıklayıcı bilgiye rağmen senin görüşlerin bizim için çok değerli çünkü. Profesyonel ilgileniyorsun masa tenisiyle. Çok uzun yıllardır. Hala devam ediyorsun aşkla. Peki hayatının bu kadar önemli bir kısmına koyduğun masa tenisinde seni çeken neydi? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de gözlemlediğim şu, üniversitelerde hep bir masa tenisi oluyor. Yani öğrencilerin en kolay ulaşabildiği spor gibi geliyor bana üniversitelerde. Bu sporu yapmak isteyen öğrencilere ne önerirsin? Öncelikle teşekkür ederim hocam. Herkese iyi akşamlar. İlk başta şunu söylemek istiyorum. Bu etkinliği düzenlediğiniz için size, Şule hocama, Kürşat hocama, hepinize çok ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik çünkü. Masa tenisine gelince de ben masa tenisine küçük yaşlarda başladım ve uzun süredir de devam ediyorum. Başlayışım şans eseri olmuş olabilir çünkü o zamanlar küçüksünüz. İnsanların sizi yönlendirmesiyle hareket ediyorsunuz. O konuda şanslıyım. Fakat buna devam etmek kesinlikle azim ve emek gerektiriyor. Ve o emeği fazlasıyla verdiğimi düşünüyorum. Çünkü yeri geldi çok fazla fedakarlık yaptım. Fakat karşılığını da fazlasıyla aldım. Bu manevi, maddi her açıdan bir karşılık. Birçok dostum oldu, takım arkadaşlarım oldu. Dediğiniz gibi, yani size de söylediğim gibi birçok derece elde ettik Türkiye'de. Ve milli takıma girdim. Ülkemi, bayrağımı temsil ettim uluslararası yarışmalarda. Ve bu gerçekten çok büyük bir gurur. O yüzden bu spor yaptığım için çok mutluyum. Ve bir sporla uğraşmak gerçekten insanın başarıya olan açlığını tatmin ediyor. İnsanı sosyalleştiriyor. Her açıdan geliştiriyor diyebilirim. Ve sonunda bir bakmışsınız ki kolunuzda bir altın bilezik olmuş. O yüzden sporu çevremdeki herkese anlatıyorum, herkesi teşvik etmeye çalışıyorum. Bir yeri geliyor, kendim de küçük sporcular yetiştirmeye çalışıyorum. Tabii biraz yoğun olduğumuz için her zaman vakit bulamıyoruz. Ama elimden geldiğince yetiştiriyorum, öğretiyorum, sevdirmeye çalışıyorum. Bunu yaptığım için de çok mutluyum. Ve her zaman şunu savunuyorum. Bence her yaştan insan spor yapmalı. Sporun çok fazla faydası var. Tabii ki küçük yaşta spor yapmak disiplini, kurallara uymayı, hayatı planlamayı öğretir. Ve hatta katıldığınız müsabakalar sayesinde kendimden biliyorum. Bir bakmışsınız işte her şehirden arkadaşlarınız olmuş, ülkenin her köşesini gezmiş, farklı kültürleri tanımışsınız. Bunlar gerçekten çok özel. Fakat masa tenisi özellikle el göz koordinasyonunu, dikkati, refleksleri, kasları inanılmaz geliştiren bir spor. Ayrıca hem takım sporu hem bireysel spor. Takım sporu olarak arkadaşlarınızı desteklemeyi, paylaşmayı öğreniyorsunuz. Bireysel olarak mücadele etmeyi, pes etmemeyi öğreniyorsunuz. Ve her zaman spor size her zaman daha özgüvenli bir birey yapar ve girdiğiniz her ortamda bunu fark ettirirsiniz. Ayrıca dediğiniz gibi her yerde bir masa ve raket bulabilirsiniz. O yüzden illa çocuk yaşta başlamamış olsanız bile masa tenisi 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spor. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Sosyalleşmek için ve en önemlisi sağlık için hangi yaşta olursanız olun spora başlayabilirsiniz. Özellikle masa tenisine kesinlikle başlayabilirsiniz. Bu kadar hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Spora çok özendirdim bizi. Ben profesyonel sporcu olmaya çok özendim. Geç kaldım ama gerçekten arka planda ne kadar çok şey katıyormuş sizlere. Bunları bize gösterdin. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ve ben de şimdi Sümeyye'yi davet etmek istiyorum. Sümeyye Akçay. Bizim genç meslektaşlarımızdan, 2023 mezunlarımızdan Sümeyye. Sümeyye geleneksel Türk okçuluğuyla ilgileniyor. Lisanslı Türk okçusu. 4 yıldır bu aktiviteyle ilgileniyor. Ve Okçuluk Federasyonu'nun yaptığı yarışmalara katılıyor. Böylelikle bu aktivitenin bir fiil içinde. Onun ortak bir yanımız olmuş, bir tane daha olmuş oldu odyolojinin dışında. İkimiz de odyoloğuz ama ben de üniversite yıllarımda okçulukla uğraşmıştım. Onun ne kadar muhteşem bir deneyim olduğunu şimdi ondan dinlemek istiyorum bir kez daha ve hep birlikte sizleri de dinlemek istiyorum. Ona sorum şu olacak, okçuluğun felsefesinden bahseder misin? Kocaman bir felsefenin üzerine dizayn edilmiş bir spor çünkü. Ve sağlık çalışanları için bu felsefe ne anlama geliyor, neler sunuyor? Odyoloji öğrencileri eğer okçulukla ilgilenmek isterlerse nerelerde eğitim alabilirler? Seni dinliyoruz. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Okçuluğun dediğiniz gibi çok büyük bir felsefesi var ve okçulukta da bilindiği üzere 3 tane ana malzeme var. Yay, ok ve hedef. Bizimle hayatta çeşitli hedeflerimiz oluyor ve bu hedeflere ulaşmak için çok çalışıyoruz, çok çabalıyoruz. Fakat her zaman başarılı olamıyoruz. Okçulukta da her ok, elimize aldığımız her ok hedefi vurma uğruna yola çıkıyor aslında ama başarısızlıkla sonuçlanan çok fazla atışımız oluyor. Ama şunu unutmamalıyız, her ok yeni bir ok ve yeni bir başlangıç. Geçmişte ne kadar başarısız olan atışlarımız olsa da onlar şu anki atışımızı etkilememeli ve o anki atışı bakmalıyız ve doğru hedefi isabet ettirene kadar atmalıyız o okları. O yüzden hem okçulukta hem hayattaki başarı için odaklanmaya, yılmadan denemeye ve en önemlisi doğru hedefe isabet aldığımıza emin olmalıyız. Sağlık çalışanı olarak da sabır en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi. Okçulukta odaklanma ve sabretme yeteneklerimiz de oldukça fazla gelişiyor. Ayrıca diğer spor dallarına göre de fiziksel yeterlilik bakımından daha durağan ve 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spor dalı olarak gözüküyor. Şu anda Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu'na bağlı 547 tane kulüp var. Ben de 4 sene önce odyoloji 1. sınıf öğrencisiyken okulumuzun, üniversitemizin okul kurslarında başladığım bu serüvene şu an aktif lisanslı ve spor bütün müsabakalara katılan bir yarışmacı olarak devam ediyorum, sporcuyum. Odyoloji öğrencileri ilk olarak tabii ki de okudukları üniversitelerin kurslarına başvursunlar. Eğer kurslar yoksa başvuru talep edebilirler. Eğer o da yoksa ilçelerinde bulunan gençlik merkezlerinde genelde oluyor. Eğer o da yoksa özel kulüplere başvurarak bu yolculuğa çıkabilirler. Cumhuriyetimizin 100. yılında da oklarıyla düşmanlarımızın karşısında savaşan tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Teşekkür ederim. Sümeyyeciğim, bu özel mesajların için ben de seni tebrik ediyorum. Başta Ulander, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimiz bizler de rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Ve ayrıca bu çok özel spor alanına nasıl erişebileceklerini tarif ettiğin için ayrıca teşekkür ediyoruz sana. Bir odyolog olarak seninle gurur duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu bütün yapacağımız her etkinlik bizleri kişilik olarak geliştiriyor. Hem mesleğimize dolaylı katkıları var ama bir yandan da kişiliğimize çok olumlu katkıları var. Bununla ilgili nasıl yapılacağını tarif ettiğin için de odyoloji öğrencilerine ayrıca teşekkür ederiz. Şimdi İmer Rana Genç'le konuşmak istiyorum izninizle. İmer Rana'nın iki tane çok sevdiği uğraşı var. Hobisi ya da ne demem gerekir bilmiyorum ama birisi masa tenisi, birisi de şiir. Bir tanesini koyalım mı dediğimde
İkisi de onun çocukları gibiydi ve ikisinin de konuşmak istedi burada. O nedenle ikisinden de bahsedeceğiz onunla birlikte. Masa tenisi 7 yaşında evlerine alınan bir masa tenisiyle başlamış. Ailece oynamaya başlamışlar ve o şekilde keşfetmiş bunu. 7 yaşından sonra da hep masa tenisi yapmaya çalışmış. Lise ve üniversitede amatör şekilde turnuvalara katılmış. Bir de şiir sevdası var. O da ortaokul öğretmeninin sınavdaki kompozisyonlarını çok beğenmesiyle fark ettiği bir özelliği. Bu yazmaya karşı ilgim bu şekilde başladı diyor. Yeteneğinin farkına varıyor öğretmeninin sayesinde. Sonra düzenli şiir ve denemeler yazmaya başlıyor. Lisedeki öğretmenin şiirlerini beğenince kulüpte yer alıyor. Hatta bir kitapta şiir yayınlanıyor. Şu an hedefi bir şiir kitabı çıkarmak. Şimdi İmen, sende de şöyle bir şey var. İki tane şeyle ilgileniyorsun, yalanın var, hobin var diyelim. Bunlardan bir tanesi fiziksel güçlendirici bir şey senin. Bir tanesi de aslında ruhuna hitap eden bir şey. Duygularına hitap eden bir şey. Yani bu ikisi birlikte olduğunda öğrencilik hayatında nasıl bir etki sağladı sana? Gelecek planlarında ne düşünüyorsun bu ikisini bir arada düşündüğünde? Bir de benim dikkatimi çeken bir şey var. Dijital platformlarda şiir çok ön planda. Yani insanlar böyle duygularını hep şiirle anlatıyorlar. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Yani gençleri şiire daha mı yakınlaştırıyor yoksa olumsuz bir şey mi yapıyor? Görüşlerini öğrenebilir miyiz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum hocam. İkisinde hayatıma aslında çok büyük etkileri oldu. Yeteneklerimi keşfetmek benim çok daha özgüvenli bir insan olduğumu bana hatırlattı. 7 yaşından beri masa tenisi oynuyorum. Masa tenisiyle aslında ruhumun mücadeleyle pekiştiğini hissediyorum diyebilirim. Benim için aslında zorlu bir sınavın anahtarı gibi. Her zorlandığımda, stresimde, örneğin çok önemli bir sınav hazırlanırken ya da çok zorlu bir sınava hazırlanırken masa tenisi sayesinde stres atıyorum. Bu sebeple de eğitim hayatımda çok önemli bir role sahip. Aynı zamanda oynarken kendimi buldum diyebilirim. Yaşadığım süreç içerisinde adapte olmamı sağlıyor. Hayatta daha koordinasyonlu ve planlı ilerlememi sağlıyor. Sosyalleşmemde, yeni insanları tanımamda, bütün öğrencilik hayatımda, özellikle üniversite hayatımda çok fazla etkisi var. Gelecek planlarımda ise daha profesyonelleşerek, yarışmalara katılarak bir sporcu olmak istiyorum. Bunun bana sağladığı katkılarla başarılı bir odyolog olmak en büyük hedefim. Şiire gelecek olursam, şiir ile yine küçükken tanıştım ve küçüklüğümden beri benim benliğimi oluşturduğunu düşünüyorum. Yazmak, bazı şeyleri kağıda dökebilmek beni çok rahatlatıyor. Şiir yazdığımdan beri hayal gücümün arttığını hissediyorum. Kendimi ve duygularımı ifade etmek özgüvenimi arttırdı. Şiir sayesinde aile, insan, doğa, bayrak, vatan ve millet bilinci kazandığımı düşünüyorum. Dil ve telaffuz becerilerim gelişti. Bunun eğitim hayatıma katkısı çok fazlaydı. Aynı zamanda eğitim hayatımda her yorulduğumda, her zorlandığımda soluklanmayı da biraz şiir sayesinde yapıyordum. Düşüncelerimi daha iyi ifade edebilmemi sağladı. Ve inandığım tek bir şey var. Şiir yazmak ve okumak ruhun bir ilacı aslında. Duygusuz da insan yoktur. Şiir de duygularımızı yansıtıyor. O zaman herkes şiir yazabilir. Bundan ötürü de buradan herkesi şiir yazmaya davet ediyorum. En büyük hedeflerimden biri de ileride kitap çıkartabilmek. İleride de bunun için çok uğraşacağım. Şu ana kadar elde ettiğim bütün başarılarda, gerek özel hayatımda, gerek mesleki hayatımda şiir yazmanın etkisinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Dijital platform sorusuna gelecek olursak, dijital platformda ise şiirin bu kadar kullanılmasının insanları şiir yazmaya kesinlikle teşvik ettiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi duygusuz insan yoktur. Her şiir olmasa da her insana hitap eden bir şiir illaki vardır. Bu sebeple dijital platformun gençleri şiire yakınlaştırdığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. İmer Rana 2023 mezunlarımızdan. Bu iki ilgi alanında gösterdiği titizliği ve hassasiyeti odyoloji alanında da gösteriyor. Her şey için, hani tüm alanlarda ve özellikle odyoloji alanındaki başarısı için de tebrik ediyorum. Teşekkürler İmen. Ben teşekkür ediyorum hocam. Bu programa da davet edildiğim için Ayba Odyoloji aileme ayrıyetten çok teşekkür ediyorum.
Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Her birimizde sizlerle birlikte olmak büyük mutluluk. Ve ben de şimdi Şeyda'yı davet etmek istiyorum. Şeyda da bizim genç mezunlarımızdan. Şeyda Keleş. Şeyda profesyonel fotoğrafçılıkla uğraşıyor diye tanımlayabiliriz onu. Hem otoyolog hem fotoğrafçı. Kendisi ilkokul yıllarında fotoğrafla uğraşmaya başladı. Kendi kamerasıyla. Sonra ortaokulda, lisede kulüpler, fotoğrafçılık kulüpleri, bazı fotoğrafçılık etkinliklerinde yer aldı. Üniversitede temel fotoğrafçılık eğitimi aldı. Ve kendisini profesyonel anlamda fotoğrafçı yetiştirmeye çalışıyor. Odyolog olmanın yanı sıra. İki mesleği çok güzel birleştirenlerden birisi diye düşünüyorum. Ve ona o yüzden şunu sormak istiyorum. Gelişen teknolojiyle birlikte yeni çağın en önemli platformları olan dijital medya odyologlar açısından neden önemli? Ve bir odyolog olarak fotoğrafçılıkla ilgilenmek mesleki anlamda sana neler kazandırdı ve iyi bir fotoğrafçı olmak için bu alanda olmayan bizim gibi sağlık alanından, odyologdan öğrenciler, gençler neler yapmalı? İyi akşamlar herkese. Öncelikle teşekkür ederim ben de bu programı davet edebildiğim için. Dijital medya odyologlar açısından neden önemli? Bunu biraz daha mesleki olarak cevaplayabilirim. Yani her alanda olduğu gibi odyoloji alanında da dijital medyanın önemi yansınamaz bir gerçek. Son dönemlerde sağlık alanındaki güncel çalışmalarla öne çıkan bölümümüzün alana kattığı yeniliklerin duyurulmasında ve bu mesleklerin farkındalığının oluşturulmasında da dijital medya önemli bir iletişim aracı bence. Odyoloji eğitim veren okullarda daha etkili ders içerikleri oluşturulmasında, işitme cihazları ve yardımcı uygulamalar için etkili pazarlama stratejileri geliştirilmesinde, yine aynı alanda reklam kampanyaları yürütülmesinde, dijital reklam araçları kullanılarak hedef kitleye daha kolay ulaşılmasında ve tercih edilebilirliğin artırılmasında etkilidir bence dijital medya. Farklı bir alan olan özel eğitim ve rehabilitasyon alanında da hastaya ve hasta yakınına etkili bir referans oluşturulmasında, kullanılan materyallerin de anlaşılır ve gerçekçi olmasında, terapi sürecinde danışanlara verilen güven, motivasyon noktasında etkili. Klinik alana bakacak olursak da hastanın kliniğe bakış açısını değiştirmekte ve tedavi motivasyonunu artırmakta bence önemli bir etken dijital medya. Yani bir odyolog olarak fotoğrafçılıkla ilgilenmek bana neler kazandırdı? Odyoloji sağlık sektöründe her zaman kendini güncelleyen yenilikçi bir alan. Odyologlar da bu anlamda mesleğe yenilikçi bakış açıları kazandırmak durumunda. Bir odyologun çalışabileceği her alanda görsel bir önemi var bence. Kendi adıma konuşacak olursam lisans eğitim sürecinde hazırladığım ders materyallerinde her zaman kendi çektiğim fotoğraf ve videoları kullanabildim. İlerleyen dönemde yüksek lisansa devam ederken de gerek ders materyallerinde gerekse yaptığımız akademik çalışmalarda yararlandığımız kaynaklarda güncel ve anlaşılır olmayan birçok test, terapi, tedavi yönteminin görsellerini yenilemekte kullandım bu beceriyi. İşitme cihazı ve yardımcı uygulamalar alanında çalışan meslektaşlarımla da cihaz tanıtım ve pazarlama noktasında yani ürün fotoğrafçılığı alanında çalıştık. Ve sektördeki yenilikleri öğrenciye ve öğreticiye ulaştırmakta. Çalışmakta olduğum, şu an çalışmakta olduğum rehabilitasyon alanında kullandığım eğitim materyallerinde gerçek ve güncel görseller kullanarak anlaşılmayı artırmak ve kalıcı hatıralar bırakmak anlamında fotoğrafçılığın bana güzel tecrübeler kazandırdı. İyi bir fotoğrafçı olmak için neler yapmak lazım? Bence iyi bir fotoğrafçı olmak için iyi bir gözlem yeteneğine sahip olmak gerekiyor. Olan bitene yalnızca bakmak değil, yani hayatın hiç de sıradan olmayan o dinamik akışında gizlenmiş kareleri görebilmeyi öğrenmeliyiz öncelikle. Bunu öğrenmek için de sürekli olarak gözümüzü eğitme çabasında olmalıyız. Mümkün olduğunca fotoğraf ve fotoğrafçı incelemeleri yapmalıyız. Kendimizi fotoğrafa mecbur kıldığımız takdirde bunu öğrenebiliriz. Bu alanda tabii ki öncelikle en temelde kendimizi iyi eğitimlerle donatmalıyız. Kendimizi yeteneğini geliştirdikten sonra da işin bir diğer kısmı ekipman donanımı. Yani sahip olduğumuz ekipmanların kalitesi gördüğümüz fotoğraf kalitesini en doğru biçimde alıcıya ulaştırıyor. O yüzden bize uygun ekipmanı da seçmeli ve bu arayışta olmalıyız. Bakmayı bil, görmeyi gören bir çift göz ve yeterli ekipmanla sağlandıktan sonra iyi bir fotoğrafçı olmak istemli değil bence. Ben öyle düşünüyorum. Bu şekilde. Evet Şeyda, ilham verici ve üstelik de yol gösterici, yol açıcı konuşman için, cevabın için sana teşekkür ediyorum. Seninle gurur duyduğumuzda bir kez daha belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet.
Söyleşimizi burada tamamlamış bulunuyoruz. Moderatör hocalarıma ve katılımcılara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar kapanış müzik dinleti performansı için yeniden Hatice Su Döner'i davet ediyorum. Söz yeniden sende Sude. Teşekkürler hocam. Evet, çok teşekkür ederiz Sude. Gerçekten çok güzel bir performans sergiledin bizlere. Evet, şimdi son mesajlarını almak üzere sözü yeniden moderatör hocalarımıza bırakıyorum. Teşekkür ederim. Çok onurlandım, çok mutlu oldum. Çok güzel bir söyleşi programıydı. Bu fikri bize veren ve birlikte tüm çalışmaları yürüttüğümüz Sayın Doçent Doktor Şule Çekiç hocamıza, hem teknik destekte hem de sunuculukta bize de destek olan araştırma görevimiz Kürşat Karakoç'a çok teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli öğrencilerimiz ve mezunlarımızı zaten çok değerli buluyoruz. Zaten onlarla gurur duyuyoruz ama bu Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri bize onların çok farklı yönlerini gösterdi. Ne kadar donanımlılarmış, ne kadar özellermiş dedirtti. Zaten ruhlarına hitap etmiş bu belli ki. Hepsi çok pozitif ve gerçekten çok iyi odyologlar, çok iyi odyolog olacaklar var öğrencilerimiz arasında. Mezunlar zaten kendini kanıtlıyorlar alanda. Ondan bahsetmedik ama hepsi alanda gayet başarılılar. Ben hepsine burada bizimle Ayvi çatısı altında tekrar bir arada oldukları için çok teşekkür ediyorum.
Her şey onlarla güzel zaten. Bu söyleşi de sizlerle çok güzel oldu. İyi ki varsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Banu'cığımın bu güzel sözlerin üzerine tabii ne söylesem eksik kalacak. Ben de öncelikle hem organizasyonda emeği geçen bütün ekibe ve sevgili öğrencilerimize teşekkür edeceğim. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Ben bütün Türk gençleriyle ve Türkiye'de yaşayan tüm gençlerle gurur duyuyorum. Gerçekten çok büyük gurur sizlerle birlikte olmak. Üstelik de Aybü çatısı altında o biyoloji öğrencilerimizin, o biyoloji bölümü mezunlarımızın bu kadar donanımlı olması, bu kadar güçlü yanlarını özgürce, özgüvenle sunmaları çok büyük gurur. Ülkemiz adına, dünya adına, gelecek adına ve mesajlarınızın geleceğe çok güzel ulaşacağından, gelecekte birçok gence de çok özgüven ve donanım açısından ilham vereceğinden eminim. Hepinizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocalarım yeniden. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Aybü Odyoloji'de Türkiye Yüzyılı Gençler Geleceğe Sesleniyor isimli söyleşi programını burada sonlandırıyoruz. Bu programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hoşça kalın.